Şimdi konuşmasını yapması için Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şube Başkanı İlker Tabak Bey'i davet ediyorum. Evet, değerli arkadaşlar, sayın rektörüm, değerli meslektaşlarım, sevgili gençler, hepinize saygıyla selamlıyorum. Aranızda bulunmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duymaktayım. Bu etkinlikle ilgili ilk görüşmeye geldiğinde arkadaşlarımız büyük bir heyecan duydum ama çaktırmadım. Yoksa kendi yollarını hani birilerinden sürekli destek alarak giderek belki de engel olabiliriz diye onları biraz kendi hallerinde de bıraktık. Gizli gizli destekledik diyebilirim. Bu tabii mobil teknolojiler Türkiye Bilişim Derneği'nin kurulduğu 1971 yılında yoktu. Tek mobilite vardı. Herkes işine yürüyordu, gidip geliyordu. Bilgi sistemleri, bilgisayarlar hep devasa yerlerde bulunmaktaydı. Türkiye'nin ilk bilgisayarı 1960 yılının Eylül ayında geldi ve forkliftlerle uçaktan indirildi. Halen gidip görebilirsiniz, 35. kilometrede Karayolları Eğitim Merkezi'nde sergileniyor. Biraz Türkiye Bilişim Derneği'nden bahsetmeden önce bir fıkra anlatmak istedim. Arkadaşlarım hani niye toplulukla bir arada değilsiniz, ne oldu diye sorduklarında aklıma geldi. Cehennemde her milletin bir kazanı varmış, biliyorsunuzdur bu fıkrayı. Hepsinin başında da birer zebani. Kafasını çıkaranı aşağıya bastırıyormuş. Türklerin kazanının başında hiç kimse yokmuş. Onlar yukarı çıkanı zaten kendileri aşağı çektiği için. Dolayısıyla girişimci olmak, girişim içinde bulunmak, bir takım şeyleri farklı düşünerek ilerlemek önemli. Bu salonda olmak ayrıca heyecanlandırmakta beni. 1998 yılında yine ODTÜ IEEE öğrenci koluyla birlikte TBD işbirliğinde biz burada bilişim teknoloji ışığında eğitim etkinliğini yaptık. Türkiye Bilişim Derneği'nin 10 binden fazla üyesi var. 30 binin üzerinde bilgisayar mühendisimiz var. Demek ki çoğu üye bile değil daha derneğe. 71'de kurulmuş bir dernek olarak 7 şubeyle hizmet vermekteyiz. Çalışma gruplarımız var ki 1996 yılında kurduğumuz TBD Genç Çalışma Grubu o gün kapımızı çaldığında istedikleri tek şey vardı. Staj yeri. Staj yapacak yer aramak için bir araya gelmişti arkadaşlar. Bir grup oluşturdular. Ben o sene çalıştığım bilişim limitede 15-16 tanesini stajyer olarak aldım. Halen aynı dert devam ediyor ama firmaların sayısı da arttı biliyorum. TBD Genç Grubu'ndan sevgili Murat da aramızda. Ama bu sorunlar ikinci sorunlar olarak kaldı. Artık sizler nasıl bir takım şeyleri geliştirip neler yapalım diye öngörüyorsunuz. Biz Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi olarak 15 tane çalışma grubumuz var. Genç grubu bunlardan biri. Volkan Hocam'ın sözünü ettiği girişimcilikle ilgili teşvikler konusunda bir çalışma grubumuz var. Yeni oluşuyor. Buralarda katkılarınızı bekliyoruz. Çünkü bizlerin aklına gelmeyen konular, sizlerin ihtiyaçlarını orada gündeme getirirsek, ilgililere, yetkili yerlere ulaşıp bazı teşvikleri, desteklerin önünü açabilme şansımız var. Etkinliklerimiz oluyor, kurultayımız olacak. Bu konular burada başlayıp bitmeyecek. 2 gün süreceğini sanmıyorum ama bu başlangıç sonuçta biz bu konuları mobil uygulama üzerinde özellikle bilişim kurultayında da ele alabilecek durumdayız. Dünyaya açılalım. Dünyada bir takım gelişmeler var. Neler yaparız orada diye görüşüyoruz. Orada fikirler geliyor aklınıza. Neden biz yapıyoruz diye soruyorsunuz. Aslında ülkemizin durumunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bir fotoğraf çekmek gerekirse 74 milyon nüfusumuz var. Bunun 17 milyonu öğrenci. Aşağı yukarı. Eylül ayında 17 milyon öğrenci sokaklarda diye haberler okumuşsunuzdur. Okullar açıldığında. Peki dünya nüfusu 7 milyar oldu 1 Kasım günü. Birleşmiş Milletler böyle bir 1 Kasım günde tam 7 milyar oldu diye duyurdu. Demek ki 7 milyarı da aştık. 212 ülke var Birleşmiş Milletler'e kayıtlı. Bizim 74 milyonluk nüfusumuzla
17. sırada yer almaktayız bu 212 ülke arasında. Peki 212 ülke arasında öğrenci sayımızdan daha az nüfusu olan kaç ülke var biliyor musunuz? 155. Yani sırf öğrencilerimizle 50'nin üzerinde devlet kurabiliriz Birleşmiş Milletler'in gözünde. Böyle bir gücümüz var bizim. Bu gücü sizler oluşturuyorsunuz, gençler oluşturuyor. Bu dünyanın başka bir ülkesinde yok. Yaşlı nüfus sürekli fazla oralara. Biz ekonomik olarak da baktığınız zaman ülke olarak 16. büyük ekonomi olarak gözüküyoruz ekonomik sıralamada. Bizim sektörün büyüklüğü nedir peki, bilişim sektörünün? Son verilere göre yıllık 33 milyar dolarlık bir iş hacmine sahip. Bunun büyük bir çoğunluğu da mobil uygulamalar, telefoncuların %75'ine yakını telekom sektörünün elinde. Yani bugünlerde, bugün burada ele alacağımız teknolojilerin uygulanma alanı bizim sektörün bel kemiğini oluşturmakta aslında. Bir örnek olsun diye 33 milyar dolara kısaca kıyaslamak için şunu da hatırlatalım. Facebook halka arz edildi. Biliyorsunuz piyasa değeri 104 milyar dolar oldu. Sektörle bir tek yapılan girişim arasındaki ilişki belki el marun karşılaştırması diyebilirsiniz ama kıyaslamak açısından bunu da hatırlatmak istedim. Son verilere göre 2011'deki elektronik ticaret hacmimiz 23 milyar dolar olmuş. 23 milyar Türk lirası, özür dilerim. Peki 3G abone sayımızdan haberiniz var mı? 38-39 milyon. Bunlar BTK'nın sayfalarında yayınlanan raporlarda yer alıyor. Onun yöneticilerinin aktardığı bilgiler. Geniş bandı abone sayımız ise 16 milyon. Yani yapılacak yatırımları kullanacak insanlar var. 39 tane kamu kuruluşumuz 311 tane hizmetini E-Devlet kapısından sunmaya başlamış. Kapıya girmek için de PTT'ye gitmeniz gerekiyor biliyorsunuz. Şifre almak zorundasınız. Aslında kapı kapalı. 135 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeyiz. Karşılığında çoğu teknoloji ağırlıklı olmak üzere 240 milyar dolar da ithalat yapıyoruz. Makas açılıyor, borçlu yaşıyoruz yani. Bundan nasıl kurtulacağız peki? Ekonomik olarak 16. sıradayız ama refah düzeyi olarak da 92. sıradayız. Bir çelişki de var. Bunun aşmanın yolu aslında 1968'lerde, 60'ların sonunda Türkiye Bilişim Derneği kurulmadan önce bilişim teknik bilimini ulusal bir kalkınma aracı olarak kullanacağız diye vizyon koyan önderlerimizce çizilmiş durumda. Yani bir bacasız sanayinin bizler aslında çarklarını oluşturan değerli iş gücüyüz. Şimdi bilişim teknolojileri, yatırımlar vesaire denecek akla e-devlet, e-dönüşüm, işte sistem entegratörleri gelmekte, büyük projelerden bahsedilmekte, işte e-devlet kapısı da bu projeleri bir araya getirelim deniyor. İşte mühendis projesi olmasaydı neler olurdu düşünmek lazım. Yıllarca 2 milyar liradan fazla ödeneği olmadığı için gerçekleştirilememiş bir projeydi. Bittikten sonra birçok konuda önümüz açıldı. Tabii kamu sektörü en önemli sektör, yine de lokomotif. Ancak bu kamu sektörüne yönelik çözümlerin önemli olduğu kadar bireysel, yani kişiye özel uygulamalar da önemli. Bunlar da yapılmalı. Yani kurumların ve devletin dönüşmesi için bence bireylerin de e-dönüşüme uğraması gerekmekte. Bunun yolu da mobil uygulamalardan geliyor. Bunu 30 sene önce belki düşünemezdik. Ama artık teknoloji bize böyle farklı düşünme olanaklarını da verdi. Sonuçta bizler bu işin teknokratları olarak, bilişim alanında çalışan kişiler, bilgisayar mühendisleri olarak akıl terimizi dökerek gerçekleştireceğimiz bu uygulamalarla tüketici değil, üretici olmak zorundayız. Burada da bunun için önemli bir adım atıldığını görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Yerli ürün yelpazesini özellikle bu tür uygulamalarla, bu tür mobil tabanlı uygulamalarla da geliştirmemiz gerekiyor. Tabii Ar-Ge teşvikleri, Ar-Ge için yapılan yatırımlar, destekler de mobil uygulamalara daha çok var ayrılmalı. Bunun aslında bir devlet politikası olarak ele alınmasında yarar var. Dünyada 2 milyarı aşkın kişi internet kullanıyor. Demek ki
bireysel uygulama geliştirdiği zaman 2 milyar kişilik bir pazar önümüzde duruyor. 212 tane devlet var ama 150 tanesi zaten bizden nüfus olarak küçük, öğrenci bizden daha az diye düşünürseniz nereden bakarsanız bakın 2 milyar daha büyük bir sayı olarak gözükmekte. 2023 vizyonu olarak ortaya konan kalkınma hamlesinde dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girilmesi planlanmış durumda. Tabii mevcut büyüme rakamlarıyla, büyüme hızıyla bunu yakalamak zor ve yıllık ortalama %8,5 büyümeniz gerekiyor. Yıllık %8,5'luk büyümeyi yakalayabilmesi için ekonominin klasik yatırım araçları maalesef işlevini yitirmiş durumda. Bunun tek yolu var, bilişim teknolojileriyle yapılan, desteklenen hamleler. Bilişimsizlik maliyeti de bir kavram attı 12 yıl önce. Türkiye Bilişim Şurası'nı yine bu salonlarda gerçekleştirdiğimizde o zaman yaptığımız hesap elimizde doğru düzgün veri de yoktu. Devlet çünkü kendini sayıp ölçemiyordu da. 100 milyar dolarlık bir kayıp olduğunu ölçtük. Tek veri vardı. SSK eczanelerinin otomasyona geçmesinden dolayı yılda 4,5 milyar dolar tasarruf sağladık diye Yaşar Okuyan o zamanki bakan bir bilgi yayınlamıştı. Yanıldık dedik hani %100 50 milyar dolar olsun. Bir daha yanıldık. 25 milyar dolar. Yine büyük paralar. 1 milyar dolar hibe alacağız diye sınırımızı asker yığılmasına göze alıyorduk hatırlarsınız 10 yıl önce. Bilişim teknolojilerini kullanarak yapılacak olan bu büyüme hamlesini atılım senaryosu olarak adlandırılmış durumda. Klasik ekonomik aktörlerin dışında muhakkak kullanılması gerekir. Tüm sektörleri ilgilendiriyor. Tabii bütün bunları nasıl yapacağız diye düşünebilirsiniz. Dediğim gibi sayısı 30 bini aşkın bilgisayar mühendislerimiz var. İnşallah 15 gün sonra meslekteki ilk mezunlardan böyle 30 yıl geçti. 15 gün sonra bilgisayar mühendisleri odası da kurulacak. Oraya üye olmayı da unutmayın bu arada. Mimar Mühendisler Odaları Birliği'nin genel kuruluna gidiyor öneri. Bilişim, teknik bilimi her alanda, her sektörde, her yerde geçerli olan, bütün kalkınmanın lokomotifi olan bir araç. Bunu ben hep kendime şöyle telkinde bulunurum. Zoru başarırız, imkansız zaman alır diyorum. Ama zamanımız yok maalesef. Hızlı hareket etmek zorundayız. Ben de bitiriyorum o yüzden. Sizler gibi iyi eğitim almış, nitelikli gençlerle birlikte üstesinden gelinmeyecek iş yoktur bence. Özellikle bu etkinliği düzenleyen, burada bulunan herkese ben de çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bir ara veriyoruz arkadaşlar. 11'de tekrar oturum başlayacaktır. Çay, kahve, ikram alabilirsiniz. Katıldığınız için teşekkürler tekrar. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Hayır.